Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Adiyat Suresini değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyatı dabha. Dolu dizgin koşanlara yemin ederim. Vel muriyatı dabha. Koşarken o yıldırımlar, ateşler çıkaranlara. Vel muriyatı subha. Derken bir sabah vakti baskın yapanlara fe'eferne bihi neb'a ve o şekilde tozu dumana katanlara fe'vesadne bihi cem'a derken düşman topluluğunu ortalayanlara bütün bunlara yemin ederim ki innel insane li rabbihi lekanut insan Rabbine karşı gerçekten inatçıdır. Allah-u Teala burada bazı şeylere yemin ediyor. Ve bu genelde atlar şeklinde Allah yolunda cihad eden mücahitlerin atları o şekilde tefsirlerde açıklanmış. Ancak ifade edelim, ayet-i kerime doğrudan atlar denmiyor. Ayetleri evet o şekilde anlamak mümkün. Genelde bu yönüyle zaten açıklanmış. Ama başka manalara işaretler de sezinleniyor, hissediliyor. Önce atlar yönüyle düşündüğümüzde, burada bize şöyle bir tablo çiziliyor. Dolu dizgin koşanlar. Ve bu atlar dolu dizgin koşuyor. Ancak normal bir at yarışı gibi değil. Bunların üzerinde Allah yolunda cihad eden mücahitler var. Düşmana doğru dolu dizgin gidiyorlar. Ve bunu yaparken kıvılcımlar saçarak gidiyorlar. Yani atlarının o ayakları taşlara değdiğinde o nallarından böyle kıvılcımlar saçıyor. Kıvılcımlar saçarak ilerliyorlar. Bu da yine dolu dizgin gidişi tasvir eden bir ifade. Ve bir sabah vakti düşmana saldırıyorlar. Genelde gecenin geçmesi beklenmiş ve sabah vakti günün ilk ışıklarıyla millet daha uyku mahmurluğundayken düşman tarafına bir baskın. Bu şekilde sabah vakti bir baskını yapanlara. Derken tozu dumana katanlara ve oraya vardıklarında tozu dumana katıyorlar ve düşman birliğini ortalayıp onları mağlup ediyorlar. Bu yönüyle anlaşılabilir ve böyle de anlaşılmıştır. Bu yönüyle baktığımızda burada ata dikkat çekiliyor ve at üzerinde düşmana doğru cihad eden mücahitlere dikkat çekiliyor. Tarihe baktığımızda hani mehter mansı olarak da tarihi çeyiz, nal sesi, kısrak sesi bunlar gibi bu gibi marşlar vardır. Ve bu marşlarda gerçekten coşturucu ifadeler yer almaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam atla alakalı kıyamet gününe kadar atın alnında hayır yazılmıştır buyuruyor. Yani at asıl bir hayvan ve tarih boyunca bu noktada çok önemli bir görevi eda etmiş. Allah yolunda cihad edenler atlarına binmişler ve gittikleri yere Allah'ın dinini götürmeye çalışmışlar. Ve bir savaş ortamı olduğunda Allah yolunda bu atlara binip onların üzerinde düşmana doğru gidilmiş ve savaşılmış. Tabi zamanımızda artık bu atların yerini mekanik atlar aldı. İşte tanklar, bunlar da yine burada anlatıldığı tarzda tasfiye edilmeye müsaittir. Onlar da dolu dizgin gidiyor, hedefe doğru varıyor, hedefe ortalıyor ve tozu dumana katıyor. Öte yandan ateşli silahlar bu meramda değerlendirilebilir. Ve orada ateşli silahların hedefe doğrultulması ve o şekilde hedefi ortalayıp hedefi vurması. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş, ayet-i kerimede اَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ düşman için elimizden geldiğince kuvvet hazırlayın. Bu manayı Peygamberimiz anlatırken şöyle buyuruyor, اَلَا اِنَّ الْقُوَّةِ اَرْزَانِرْ dikkat edin kuvvet atmaktır. اَلَا اِنَّ الْقُوَّةِ اَرْزَانِرْ dikkat edin kuvvet atmaktır. اَلَا اِنَّ الْقُوَّةِ اَرْزَانِرْ dikkat edin kuvvet atmaktır. Peygamberimiz atmanın bir kuvvet olduğunu, bir güç olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz dönemi itibariyle
ok atmak, mızrak atmak, kalelerden diyelim Rum ateşi tarzında o yağlı şeyleri, tasavvur türlü şeyleri atmak, bunlar düşünülebilir. Ama Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında şahi topları döktürüyor ve o günün en modern silahı olarak bu şahi toplarla Bizans'ın aşılmaz zannedilen surlarını aşıyor ve böylece Topkapı Camii'nden açılan gediklerle İstanbul'a giriliyor, İstanbul fethediliyor. Burada Peygamberimizin kuvvet atmaktır manasının Fatih tarafından kendi gününe göre yorumlanması var. Günümüzde artık telefe kilitli füzeler var. Fatih Sultan Mehmet'in şahi topları şu an için müzeliktir. Ve bugün o şahi toplarla artık zafer kazanılmaz. Ama kendi devrine göre en modern silahtır. Günümüzde ise hedefe kilitlenmiş olan füzeler. Burada yine anlatıldığı tarzda onların koşması, hedefe varması, orayı darmadağın etmesi, ayette çizilen tabloya, tasvire uygun bir tablo olarak görülmekte. Manevi yönden değerlendirdiğinizde ise, bir kimse maneviyat yönüyle Allah yolunda diyelim alabildiğine hızlı bir şekilde ilerliyor. Dolu dizgin adeta gidiyor. Yürüyerek değil, Allah yolunda koşuyor. Çünkü Allah-u Teala bu şekilde koşanları da met ediyor. Yani bir kısım ehl-i cennet var, ashab-ı yemin. Ama bir de ashab-ı gün var, hayırda yarışanlar. Ve bunlar Allah yolunda mukarrek olanlar. Allah'ın nezdinde itibarlı olan kimseler. İşte bunların Allah yolundaki sevgi sürükleri. Bunlar yürümüyor. Bunlar Allah yolunda koşuyor. İşte iş dünyalarında nefis bir düşman, şeytan bir düşman. O nefis ve şeytan düşmanına karşı çok şiddetli mücadele yapıyorlar. Diyelim ki hedefi gayet net olarak belirleyip o hedefleri tarumar ediyorlar. Nefis belasından, şeytan fikirlerinden, desiselerinden bu şekilde kurtuluyorlar. Ayet-i kerimeler oralara bir işaret olarak da değerlendirilebilir. Ve o yönde de zaten açıklanmıştır. Ve bütün bunlara yemin ettikten sonra Allah-u Teala dikkat çektikten sonra şöyle bildiriyor. İnnel insane li rabbihi lekanut. İnsan Rabbine karşı inatçıdır. Yani Allah'ın emrine itaat etmesi gerekirken, boyun eğmesi gerekirken tutar, karşı çıkar. Tutar, isyan etmek ister. İnsanın tabiatında böyle bir yapı da var. İnsan Rabbine karşı çıkıyor. اَيْنُهُ عَلَى دَٰلِكَ لَشِهِيدٍ. Ve gerçekten o buna şahittir. Yani yaptığı hatanın da aslında farkındadır. Bu şekilde bir hatanın içerisindedir. Kıyamet Suresi'nde ifade edildiği üzere بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ اَلْقَانَ عَذ۪يرًا. İnsan mazeretler uydursa da yaptığı şeylere karşı basirdir. Yani kendinin neler yaptığının farkındadır. وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لِشَدِيدٍ. Ve gerçekten o insan hayra karşı o da hayırdan bırak maldır denilmiştir. Mala karşı da çok düşkündür. Mala mal denilmesi meyilden gelmesinden dolayıdır. Mal ve meyil aynı kökten geliyor. İnsanın tabiatında mala karşı bir düşkünlük var. Ve kuvvetli bir meyil var. Zaten insanların şu dünya hayatında pek çoğunun mesuliyeti biraz daha mal, biraz daha servet elde etmek için. Ve mal ve servet eğer Allah yolundaysa güzel, mübarek olsun, problem değil. Ama Allah'tan bizi alıkoyuyorsa o zaman çok ciddi bir problem. İşte mala karşı tabiatımızda meyil var. Bizden istenen bu meyilden kurtulabilmek, bu meyili müsbet mecraya çevirebilmek. Yani malımız olsun ama malımızı kalbimize koymayalım. Paramız olsun, kalbimiz para sevgisiyle dolmasın. Bu malı ve parayı Allah yolunda harcayabilelim, başkalarıyla paylaşabilelim. اَفَرَا يَعْلَمُ اِفَا بُعْفِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Yani bu insan bilmiyor mu kabirler deşildiğinde, yani gün gelecek kıyamet kopacak ve kabirdekiler dışarıya fırlatılacak. Ve mahşer meydanına bu insanlar sevk edilecek. وَحِسْلَ مَا فِي الْقُبُورِ.
ve sabırlarda ne var? Bunlar ortaya konulacak. Nasıl ki ana rahminde bir bebek henüz daha dünyaya gelmemiştir. Ama anne bunun dünyaya geleceğini bildiğinden ona göre hazırlık yapar. Onun gibi henüz ahiret gelmemiştir ama ahiret için hazırlık yapmak gerekir. Ve ahiret çok da uzak bir menzil değil. Külle yakın derip her gelecek yakındır. Ahirette bir geleceğe dahil o da yakındır. Kıyamet ne zaman kopacak bilmiyoruz ama her birimizin dünyada ortalama 60-70 yıllık bir ömrü olduğunu biliyoruz. Böyle olunca bizim için ölüm yakındır. Dünya için kıyamet yakındır. Ona hazırlık yapmak gerekir. Ve Kur'an-ı Kerim وَالْتَنْزُرْ نَفْسُنْ لَاَغَتَّ مَكْلِيَتْ derken sizden her biri, her bir nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Demek ki ahiret yarın hükmünde. Yarın için hazırlık yapmak gerekir. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ خَبِرْ O gün o kabirlerin beşildiği sadırlarda olanlar ortaya konulduğunda, kimin ne yaptığı ortaya konulduğunda onların Rabbi, onları terbiye eden Allah elbette onların neler yaptığından da haberdardır. Yani bizi yoktan yaratan, bize akıl veren, hafıza veren, bize göz kulak veren Allah bu aklı nerede kullandık, gözü nerelere çevirdik, kulakla neler dinledik, kalbimizle nelere meylettik, elimizle neler kazandık veya kaybettik, Allah bütün bunları elbette bilir. Ve yaptıklarımız Allah'a gizli değildir. Allah'ın mülkünde cereyan eden şey elbette ona gizli olamaz. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِرِ Yani yaratan bilmez mi? Yaratan elbette yarattığı şeylerin durumunu bilir ve ona göre de onların karşılığını verir. İşte Kur'an-ı Kerim'in son bölümünde, yani son cüzünde özellikle kıyametle alakalı pek çok tasvirler var. Öldükten sonra hayatı anlatan çok keskin, net ifadeler var. Bunlar bizi öbür hayata hazırlamak için. Ve diğer aleme gidildiğinde herkes eyyam-ı dünya bunları konuşacak, dünya günleri. Dünyada şöyleydik, dünyada böyleydik ve orada insanlar dünyadaki yaptıklarını derhatır edecek, birbirleriyle de bunları paylaşacak. Ama öyle yaşamak lazım ki diğer alemde mahsup olmayalım. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dünya günlerimizden hesap verirken başımız önünde olmayalım. Tabii bunu kimiyle başarabilmek mümkün mü? Mümkündür ama pek çok kimse için vaki değildir. Ve hemen hemen her insanın hayatında, peygamberlerin üstesine tutmak şartıyla, her insanın hayatında irili ufaklı bir takım günahlar da vardır. Ama Cenab-ı Hak settarı uyuttur, vaffarı zunuttur. O ayıpları sekreder, günahları da affeder. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dünyada bunları başkalarına bildirmemişse, o insanı bu noktada rezil etmemişse, onun rahmetinden ümit edilir ki, diğer alemde de onu mahcup etmez. Kul ile Allah arasında kalır ve bu şekilde mahrem denilebilecek hayatın özel bir takım durumları diğer alemde sekredilmiş olur. Bu da her bir insan için çok büyük bir lütuftur. Ama doğrudan din düşmanı, ırz düşmanı, maneviyat düşmanı olanlar dünyada bu yapmış olduklarının karşılığını tam da göremiyorlar, görmüyorlar imtihan olduğundan dolayı. Diğer alemde onlar rezil, rüsva edilecek. Bundan dolayı bizlere düşen dualardan birisi, yapmamız gereken dualardan birisi وَلَا تُفْسِنَا اَيْوَمَا قِيَانَا Allah'ın kıyamet günü bizleri rezil, rüsva etme. Tabii bunu hem dünya için hem de ahiret için istemek lazım. Dünyada da rezil, rüsva olmak insan için utanç verici bir haldir. Başını önüne eğdiren bir haldir. Ama en büyük rezil rüsva olmak diğer alemde yevme kibbe serair sırrıyla insanların sırları açığa çıktığında görülecek. Ve özellikle münafıklar hani işte kalp görüştü, kel göründü diye bir ifade kullanılır. Diğer alemde artık kalp düşecek, kimin nesi var bunlar görülecek. Özellikle münafık olanlar orada en büyük zilleti yaşamış olacak. İnancında samimi olmayan,
amelinde samimi olmayan kimseler orada rezil, isfai olacak ve bütün insanların gözü önünde en derin bir mahsuliyeti yaşayacaklar. İşte öyle yaşamak lazım ki diğer alemde mahsup olmayalım. Bunun da yolu Kur'an-ı Kerim'i bilmek, haram ve helalleri bilmek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatını bilmek ve uygulamaktan geçiyor. Yani formül olarak kolay. Peygamberimiz şöyle buyurmuş veda hakkında, size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece dalalette olmazsınız. İstikamet üzere olursunuz. Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünneti. Demek ki rehber olarak Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünneti bizim için kafi ve yâfidir. Allah'ın kitabı önümüzde ve onun açıklaması mahiyetinde Peygamberimizin sünneti, Peygamberimizin Kur'an'ı anlayışı, yaşayışı, o da yine bilgi olarak önümüzde. Bize düşen bu iki kaynağı gayet iyi bir şekilde bilmek, hayatımızda bunu uygulamak. Bu yapılamayacak bir şey değil. Yapanlar var. Tarih boyunca bunu yapan yüce kimseler gelmiş. Günümüzde de kitaba göre, sünnete göre yaşamaya çalışan yüce kimseler var. Bize düşen onların kervanına katılmak. Kur'an-ı Kerim'de ihtimal sırat-ı müstakim diyoruz. Allah'ın bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Ve sırat-ı müstakim bu yolda gidenler kimlerdir? Sırat-ı lezîne ve'amte aleyhim kendilerine nimet vermiş olduğu kimseler. Onların yoluna. Ve bunların da kimler olduğunu Nisa suresinde Allah-u Teala ifade ediyor. Ulaike ma'allezîne ve'amte aleyhim minennebiyyin ve sikriyin ve şüheder ve salihin ve hasme ulaike refirden. Bunlar da peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Ve bunlara refik olmak, bunlara arkadaş olmak ne kadar da güzeldir. Cenab-ı Hak bizleri o bahtiyarlar zümresine arkadaş olan, seçmiş olduğu kullarından eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.